geriye baktığımız zaman, yani geçen seneyle kıyasladığımız zaman inanılmaz kalabalık bir ortam. Yani bu da girişimcilik konusunun aslında gün geçtikçe ne kadar aktüel olduğunu ve daha da ne kadar popüler olduğunu da gösteriyor. Bu açıdan inanılmaz güzeldi bugün burada olmak. İnanılmaz bir enerji veriyor açıkçası. Genç insanlarla burada konuşmak ve oradaki ileriye dönük planlarını duymak. Çünkü bundan 3 sene evvel baktığımız zaman biz de aynı konumdaydık ve kendi tarafımızdan da 3 sene evvel bir girişimci olarak İziko seviyelerine başladık. Ve bu süreçte dediğimiz gibi değişik şeyleri doğru, değişik şeyleri yanlış yaptıktan sonra şu anki geldiğimiz noktaya geldik. Bugünkü konumuz veya benim sunumumun içerisindeki en önemli konu aslında son 3 senede öğrendiğim konular neler ve buradaki konu başlıkları neydi? Bunu sunum içerisinde zaten değindim ama belki önemli olan bir kurgu. Burada üniversite dünyası içerisindeyiz ve bayağı çok genç arkadaş var. İleriye dönük bence en önemli konulardan bir tanesi öğrenmeyi bırakmamak. Çünkü inanılmaz bir şekilde girişimci olduğunuz zaman her gün yeni şey öğrenmek zorundasınız. Hiç bilmediğiniz, ekspertizin olmadığı alanlarda bir fikir dahil olmanız lazım ve karar vermeniz lazım. O açıdan öğrenmeyi unutmamanız lazım. Her konuda bir fikriniz olması lazım. Onun için çok okumanız lazım. Ben hep şey diyorum, dünyanın en büyük üniversitesi olan YouTube'u iyi kullanmanız lazım. Bence bu genç arkadaşlara vereceğim tek şey, üniversiteden sonra öğrenmek bitmiyor. Aslında öğrenmek ondan sonra başlıyor açıkçası. 2015 senesi bizim için inanılmaz başarılı geçti. Şöyle bir gerçek var, ödeme sistemleri dünyasında fazla detaya inmeyeceğim ama ciddi bir değişiklikle karşı karşıyayız. Orada yeni bir yasa gereği ödeme kuruluşları ve ödeme lisanslamaları hayatımıza girdi. BDDK tarafından denetleniyoruz. Bu süreç bizim için çok inovasyona önem verdiğimiz bir sene olmadı ama yine de ciro bazında %1400, ondan sonra işlem hacmi tarafında %1000 şekilde büyüyen büyüdüğümüz bir seneydi. Ekip tarafında 17 kişilik bir ekipten geçen senenin sonunda 47 kişilik bir ekibe büyüdük. Ve bu büyümeyi de bu sene içerisinde devam ettireceğiz açıkçası. Bizim tarafımızdan tabii ki çok önemli. Siz bir noktada büyüyen bir şirket olarak bence iki tarafta bir rolümüz var. Bir tanesi tabii ki mentörlük olarak ve bu etkinliklerde gelen soruları cevaplama ve ondan sonraki süreçlerde de bazı konularda yardımcı olma tarafında bir rolümüz var. Ama onun yanı sıra tabii bir de iş ortağı olarak. Çünkü buradaki oluşan girişimciler bir noktada girişimleri süreci içerisinde müşterilerinden ödeme kabul etmeleri lazım. Ve burada da biz İziko olarak her zaman startupların yanında olup startuplara istedikleri çözümleri sunmak ve dediğimiz gibi istedikleri kolaylıkları da sunabilmek için çalışıyoruz. Bu açıdan bizim için iki değişik şey var, penceresi var açıkçası. Aldığım en büyük tavsiye, ya babam bana her zaman şey derdi, deli insan akıllıdan hiçbir şey öğrenemez ama akıllı insan deliden çok şey öğrenebilir. Onun için yine dönüp dolaşıp şeye gelecek, öğrenmeyi unutmayacaksınız, herkesi dinleyeceksiniz. Herkesin dediğini yapmanıza gerek yok ama o bilgiyi alıp ondan sonra kendi tarafınızda tartıp ondan sonra karar vereceğiniz için o datayı kullanmak önemli. Herkesi dinleyin bence ve herkes tarafından da dediğiniz gibi o bilgileri alıp kendi kararlarınıza hiç olmazsa bir parçasında bulundurun.